Sevgili Tamer Göçer, diyorsun ki asgari ücreti yeterli buluyor musunuz? Ben yeterli bulmuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi de yeterli bulmuyor. Ama asgari ücreti yeterli bulan Türk İş, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu. Maalesef bir dönem bürokratlar asgari ücrete yetersizdir dediler. Asgari ücret tespit komisyonunda görevli olan Türk İş temsilcisi, hayır bu bize yeter dedi. Zaten terslik de oradan başlamıyor mu? Neden bu ülke bu halde? İşçi kendi hakkına sahip çıkamazsa bugünkü tablo ortaya çıkar. Bunu unutmayalım. Sevgili Serdar Gülmez, önce şunu söyleyeyim. Dine saygılıyız. Dine saygılı olduğumuz için dini siyasette kullanmıyoruz. Dini siyasette kullanan partinin de dine en büyük kötülüğü yaptığını hiç kimsenin unutmaması gerekiyor. Biz bunu söyleyeceğiz ama sadece bizim söylememiz yetmiyor. Hepimiz bu dili ortak kullanmalıyız. Herkesin inancına saygı göstermeliyiz. Herkesin kimliğine saygı göstermeliyiz. Dini siyasette kullananlar dine en büyük kötülüğü yapanlardır. Hiç kimsenin şunu unutmamasını isterim. Din siyaset için yapılmaz. İnanç siyaset için yapılmaz. İnanç kişiyle Allah arasındaki manevi bağdır. O bağa ne benim ne bir başkasının müdahale etmeye hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur. İnançlarımızı birinin kullanmasına izin vermezsek o zaman doğrusunu yapmış oluruz. Asıl din düşmanları dini siyasette kullananlardır. Bunu hep beraber dile getirmeliyiz, hep beraber söylemeliyiz. Sevgili Kerim, diyorsun ki iktidara geldiğinizde YÖK ile birlikte LGS, LYS gibi sınavlar kalkacak mı? Önce şu YÖK'ü kaldıracağız. 12 Eylül ürünü YÖK olmayacak. Üniversiteler özgür, üniversiteler gerçek anlamda özerk olacak. Üniversite giriş sınavları başta olmak üzere bu sınav sistemine de son verilecek. Daha farklı bir eğitim modeli getirilecek. Hani diyorlar ya dershaneleri kapatacağız. Dershaneleri yasak getirerek değil, eğitim sistemini ve sınav sistemini baştan sona değiştirerek dershanelere ihtiyaç olmayan bir eğitim düzenini yeniden inşa edeceğiz. Sevgili Sezer Kaya, diyorsun ki taşeron işçilikle ilgili bir projeniz var mı? Taşeron işçiliği çağdaş kölelik olarak tanımlıyoruz. Sendikasız, yaşam boyu asgari ücrete mahkum, iş güvencesi olmayan bir model. Bu modeli değiştirmemiz gerekiyor. Çalışan kişi sendikalı olmalı, iş güvencesi olmalı, sosyal hakları olmalı. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün sağladığı bütün güvenceler her çalışan için olmalı. Bu bizim görevimiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim görevimiz. Sosyal demokrat bir parti olarak bizim görevimiz. Bizim görevimiz de taşeron işçi de mutlaka bu bağlamda kendi hakkını aramalı. Ve taşeron işçi şunu düşünmeli. 1,5 milyon taşeron işçi var. Neden AKP'ye oy veriyoruz diye o taşeron işçiler kendi kendilerine bir sormalı. Asıl soru da bu galiba. Sevgili Murat, diyorsun ki hükümetin hazırladığı bir tasarı sanat kurumlarının idam fermanı gibi bu konuda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Daha henüz bu tasarı bir tasarı aşamasına gelmedi. Yani bakanlar kurulundan geçmedi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yakından izliyoruz. Sanatçılarla beraberiz. Zaman zaman onlar kaygılarını, kuşkularını gelip bana anlatıyorlar. Ben de gruptaki ilgili milletvekili arkadaşlarımla görüşerek bu sorunu sıcak gündemde tutuyoruz. Tasarı parlamentoya gelirse sanatçılarla beraber ortak mücadeleyi gerçekleştireceğiz. Özel tiyatrolara getirilen yasak, yani maddi destek anlamında getirilen yasak doğru bir şey değildir. Bunu getiren siyasal iktidarın sanatın düşmanı olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Sevgili Cenk Tunahan Serin, diyorsun ki
Politik hayatından uzakta günlük yaşamınızda neler yaparsınız? Emin olun, günlük yaşamım yok. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Eskiden bir hobim vardı, bahçeli bir ev vardı ve her hafta sonu gider, ayakkabılarımı çıkarır, bahçede yalın ayak gezerdim. Güllerle uğraşırdım, meyveler toplardım. Güzel bir bahçesi vardı, masaya atardım oraya. Akşama doğru da bir ateş yakardım. Ve onun önünde hayatı duymaya, tatmaya çalışırdım. Şimdi öyle bir şansım maalesef olmadı. Hobileriniz nelerdir? Pul koleksiyonu yapmaktan hoşlanırım. Küçük de olsa bir böyle bir pul koleksiyonum var. Fenerbahçe takımını tutuyorum. Ama bir fanatik değilim. Siz de takdir edersiniz. En sevdiğim yemek, Adana yemeklerdirse tabii, sütlaç. Sütlacı seviyorum. Bunu da belirtmek isterim. Sevgili Serkan Korkmaz, şimdi Balıkesir'deyim. Balıkesir'den sorularınıza yanıt veriyorum. Açık yüreklikle söyleyeyim. Türkiye'de engelli olmak, bir, işsiz olmak demek, iki, sokağa çıkamamak demek, üç, sosyal yaşam içinde hakça sosyal yaşamı paylaşamamak demek. Yani pek çok alanda zorluk demek. Peki bunlar aşılabilir mi? Elbette aşılabilir. Yapılabilir mi? Elbette yapılabilir. Yani aşabiliriz bütün bu sorunları. Bunun için belediyelerin bu konuda kararlı olması lazım. Bu konuda çıkan yasaların zamanında uygulanması lazım. Bu konuda engellilerin beraber olup ortak çaba harcaması gerekiyor. Eğer bunlar yapılabilirse siyaset kurumu elbette bunların da gereğini yerine getirir. Ama öncelik belediyelerde. Belediyelerin engellilerin yaşamını kolaylaştırması gerekiyor. Sevgili Muzaffer Işın, çevre çok önemli bir konu. Bu yeşil ekonomi dediğimiz kavramı da çevre doğurdu. Şimdi artık çevre hakları denmiyor, doğa hakları deniyor. Bizde bir genel başkan yardımcısı doğa haklarından sorumludur. Şafak Pavey gerçekten de bu konuda hem Türkiye'de hem uluslararası alanda doğa haklarını en güzel savunan bir genel başkan yardımcımızdır. Çevreyi korumalıyız. Çevreyi kirletmenin maliyeti çok ağır. Çünkü çocuklarımıza farklı bir Türkiye bırakmış olacağız. Doğayı sevmek, doğayı korumak, doğa içinde yaşamak hepimizin ortak görevi olmalıdır. Biz en azından bir genel başkan yardımcımızı doğa haklarını korumak için görevlendirdik. Sevgili Berkay, diyorsun ki toplumun değişik kesimlerinden örnekler vererek bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasete atılacaklar mı? Herkese kucağımızı açıyoruz. Ayrılık gayrılık yok. Cumhuriyet Halk Partisi'ni benimseyen, Cumhuriyet değerlerini benimseyen, laiklik konusunda sorunu olmayan, demokrasi konusunda sorunu olmayan, özgürlük konusunda sorunu olmayan, tam tersine özgürlükleri genişletmek isteyen herkesi, ama herkesi ne olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı altına bekliyorum. Sevgili Gökhan Karcı, diyorsun ki biz gençler olarak ne yapmalıyız? Çok şey yapmalıyız. Bir, önce Atatürk'ün gençliğe hitabesini okumalıyız. İki, Atatürk'ün Bursa Nutku'nu okumalıyız. Üç, ülkenin sorunlarına bakmalıyız. Dört, sorunları çözecek partinin destekçisi olmalıyız. Beş, Türkiye'yi çağdaş uygarlığa taşımalıyız. Altı, haksızlıklar karşısında sessiz durmamalıyız. Yedi, iktidara en yakın Sosyal Demokrat Parti'ye koşulsuz destek vermeliyiz. Sekiz, küçük ayrıntılarda asla boğulmamalıyız. Büyük tabloyu, büyük denizi görmeliyiz. Ülkenin geleceği bu iktidarla çok parlak değil. Dolayısıyla gençlerin geleceği parlak değil. Gençler geleceğimiz ve övündüğümüz en değerli varlık. Siz sorunlarınıza sahip çıkacaksınız, biz de size sahip çıkacağız. Hep beraber ülkeye sahip çıkacağız. Sevgili Onur Arıcan, diyorsun ki, başbakan dedi ki PKK'larla görüşmek namussuzluktur.
Kendisi bizzat Barzani ile görüşüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hep şunu söylerim. Yalancıdan başbakan olmaz. Daha ne söyleyeyim?